was a pleasure working with you. Thanks. Bye. Thanks. Hope to see you again. Nice to Goodbye. Meet you. Bye. Goodbye. Neden nişanlı olduğumuzu söyledin? Değil miyiz? Yani evet ama... Aması neymiş çok merak ettim. Volkan Bey, bir dakika gelir misiniz? Ha, tabii. Merhaba. Ya ama hayatım ben yanlış bir şey söylemedim ki. Yani niye kızıyorsun anlayamadım. Ya adamların özelimizi bilmeleri gerekmiyor öyle değil mi? Bilseler ne çıkar? Tabii ki bir şey çıkmaz. Ama durduk yere bunu her seferinde araya sıkıştırmak çok mantıksız. Mantıksız öyle mi? Yani ne gereği vardı anlayamadım. Simge, lütfen keser misin ağlamayı? Özür dilerim. Benimle nişanlı olmaktan utandığını bilmiyordum. Canım, utanmakla ne ilgisi var? Ay sen utanmıyor musun ya elin yabancı kadınına herkesin önünde sarkmaya? Kim? Ben mi sarkmışım? Yok canım, sen sarkar mısın? Dedem sarktı. Hadi canım, işte bile. Bir de inkar. Ya sarkmadım diyorum ya. Hem sarksam da size ne ya? Bana ne öyle mi? Aramızda yaşanan bunca şeye rağmen bana ne? Buyurun, başladık yine. Tabii başlarız. Kadının içine düştün ya. Senin o sirk kaçkınıyla gezip tozmana ne demeli peki? Ay sen kıskandın. Kıskandın, kıskandın. Ay ben seni yerim ya. Canım benim, annem. Benim onunla ne işim olur? Gözüm senden başka kimseyi görmüyor Rica ki. Rica ederim, kapatalım bu konuyu lütfen. Ay bal gibi daha aşıksın be. Aa nasıl da kıskanmış. Kimden saklıyorsun? Anam biz sanki anlamıyoruz. Simgeciğim, utanmakla ne ilgisi var? Ama beni üzüyorsun Simge. İnsanı söylediğine pişman etme. Ben sana böyle bir şey söylesem ne yapardın Hakan? Hayatım, küçücük bir şey anma da büyüttün ha. Küçücük bir şey öyle mi? Yani öyle ilgisiz bir yerde pat diye biz nişanlıyız demen yakışık almadı o kadar. Tabii sen yakışık alanı daha iyi bilirsin. Aa, bu Merve kafayı yemiş canım. Şu İngiliz şirketinden gelen kadından kıskanmış beni, iyi mi? Allah aşkına siz söyleyin. Ben o kadına sarktım mı? Evet. Ne? Ama bunlar Hakan Bey için hiç sorun olmaz, üzülme. Benim nişanlıyız demen büyük sorun olur. Hayda. Gerçekten artık bu muhabbete dayanamayacağım. Ben şantiyeye gidiyorum. Sana ne oldu peki? Aman erkek değil misiniz be? Hepiniz aynısınız. Bazen erkek olmamız bile suçlu olmamıza yetiyor ya. Allah Allah. Ben en çok dalmaçyalı seviyorum. Böyle üstü berek berek. Çok güzeller. Annemin enerjisi olmasa babam köpek alır ama. Ne oldu Emre? Müdür beni odasına çağırdı. Of, yine ne oldu? Müdür kompozitörün ödevini benim yazmadığımı söylüyor. İyi de sen babamı anlatmadın mı? İnsan babasına anlatırken nasıl kopya çeker? Özge ile yazdığımız kompozisyonlar aynıymış. Onun ödevinden kopya çektiğimi düşünüyor. Ha, şimdi anlaşıldı. Demek bunu da yaptın ha Özge? Ben ona bunun hesabını sorarım ama. Emre, ne olursun bu çıkardın? Şişt, gelsene sen buraya. Ne var? Kompozisyon ödevinde kime anlattın sen? Babamızı. O senin baban değil, bizim babamız. Bunu Okan'ın kafana sokarsan iyi edersin. Ama artık benim de babam sayılır. Ne o? Kompozisyondan en yüksek not aldım diye mi bu sinir? Hayır efendim. Benim ödevimden kopya çektiğin için. Senin Küçük. Yüzünden sıfır aldım. Müdür kopya çektiğimi sanıyor. Bence sen sıfır yeteneksizliğinden almışsındır. Gıcık şey. Emre ne olur bırak şunu. Ama haksızlık bu ya. Gıcık gıcık gıcık. Yani. Of. Neler söylüyorsunuz? Durumu ciddi mi? Hangi hastanede? Tamam. Tamam hemen geliyorum. Aman Allah'ım. O Hakan'a bir şey olmasın sonra ben ne yaparım? Ay kusura bakmayın, hemen çıkmam lazım. Tabii anlıyorum ama panik yapmanıza gerek yok.
Hakan Bey'in durumu gayet iyi. Siz nereden biliyorsunuz? Bu ufak kazanın olması için bir yardımım oldu diyelim. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Tabii ki. Ne dediğinizin farkında mısınız? Bunu ona nasıl yaparsınız? Sen nasıl? Siz mi canisiniz? Neden? Neden? Yeter be! Biraz sakin ol. Sakin mi? Sen delirmiş olmalısın be. Bunu ona nasıl yaparsın? Eğer ona bir şey olursa seni yaşatmam, anlıyor musun? Yaşatmam! Simge Hanım, bir dakika dinleyin mi? Ben burada size yardım etmeye çalışıyorum. Siz de bana nasıl davranıyorsunuz canım? Yardım mı? Bana böyle mi yardım ediyorsunuz? Evleneceğim adamın başına bunları getirerek mi? Sizin evlenmek istediğiniz ama bir türlü sizinle evlenmek istemeyen adam diyelim şuna. Çekil yolumdan ya, hemen hastaneye gitmem lazım. Ya Simge Hanım, şimdi beni iyi dinleyin. Hakan Bey bir şey olduğu falan yok. Sadece hafızasında küçük bir problem var, o kadar. Eğer bunu zekice kullanabilirseniz, işte o zaman o istediğiniz imzaya hemen kavuşabilirsiniz. Şimdi beni anladınız mı acaba? Tüm bunları niye yapıyorsunuz? Sizin mutluluğunuz için diyelim. Olamaz mı? Her şeyi Nana'nın pes edip oyuncaklar ülkesine dönmesi için yapıyorum. Şapşal kadın! Yoksa bana ne senin mutluluğundan? Volkan, nasıl? Hayati bir tehlikesi yok. Doktorlar yanında. İçeri sokmuyorlar. Ne olmuş peki? Şantiyede bir kaza geçirmiş. Peki doktorlar bir şey söylemiyorlar mı? Ya daha bir şey demediler. Sakin ol Simge. Bak birazdan odadan çıkarla, öğreniriz. Yine de ucuza atlatmış. Birazdan uyanır. Yakınları burada mı? Koridorda bir arkadaşı bekliyordu. Uyandığında ağrısı olabilir, bir ağrı kesici yaparsınız. Tamam. Tamam Simge, tamam. Hakan'a bir şey olursa ben yaşayamam Volkan. Aman Simge, nasıl laf o öyle? Tabii ki bir şey olmayacak. Hepimiz bir şeyler bizim mi başımıza gelmek zorunda? İşin tuhaf yanı, kazanın nasıl olduğunu kimse görmemiş. Tahmin ederim. Ne? Yani kimse görmemiş mi? Gören olmamış. Hayır, yani... Pardon, pardon. Geçmiş olsun. Şantiye şefi onu inşaatın birinci katında kendinden geçmiş halde bulmuş. Bunu ödeteceğim ama onlara. Doktor Bey, buyurun. Lütfen söyleyin. Bizden hiçbir şey saklamayın. Durumu nasıl? Sakin olun. Telaşlanacak bir şey yok. Tüm tetkikleri yapıldı. Önemli bir şey yok. Kafasına küçük bir darbe almış, o kadar. Ama içiniz rahat olsun. Sadece... Sadece ne? Bazı şeyleri hatırlayamayabilir. Nasıl yani? Kafasına aldığı darbeden ötürü geçici bir hafıza kaybına karşı hazırlıklı olmalıyız. Ancak zamanla düzelecektir. Şey, onu görebilir miyiz? Evet ama lütfen hafızasını yoracak sorular yöneltmeyin. Biraz sabırlı olun. Tabii, hadi canım. Hadi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hastayı fazla yormayın lütfen. Tamam. Aha. Hakan'cığım, beni hatırladın mı? Ben Simge. Simge mi? Nişanlı. Hani kızım var, Özge. Öyle mi? Allah bağışlasın. Cümlemizinkini. Sırası mı şimdi? Hakan, ne haber dostum? Ben Volkan. Çocukluk arkadaşın. İş ortağın. Hani hatırlıyor musun? Ortaokulda yan sınıfla maç yapmıştık da sen iki, ben de üç gol atmıştım. Hatırladın mı? Sonra da iyi şampiyonu olmuştuk. Neler saçmalıyorsun? Görmüyor musun? Bir şey hatırlamıyorum. Hiç korkma tatlım. Doktor bunun geçici bir durum olduğunu söyledi. Ya abi, hatırlıyor musun? Hani şeyde... Ay Volkan, aşk olsun ya. Yormasana Hakan'ı. Aşkım, her şeyin üstesinden beraber geleceğiz. Ne de olsa ben senin nişanlınım. Bunu unutma yeter. Unutma. Hangisinde? Makbuş. Hemen geliyoruz. Makbuş. Ama evladım, nasıl dururuz biz? Bak, doğruyu söyle. Tamam evladım, tamam. Ne olmuş Makbuş? Yoksa Hakan'a bir şey mi olmuş? Sakin ol kızım. Hakan bir kaza geçirmiş. Ama şimdi iyiymiş. Volkan meraklanmayın dedi. Asla bekleyemem. Ay kızım, dur bir dakika. Aa, gitti bile. Ay beni de götürseydi. Ay
akşam senin için bir kompozisyon yazabilirim. Notunu yükseltirsin böylece. İstemez. Sana da iyilik yaramıyor yani. Kessene sesini. Bizim evimize de gelme bir daha. Annem işten dönene kadar bana katlanmak zorunda kalacaksınız. Vücut ya. Hem ne nasıl? Doktor bu geçici hafıza kaybının kafana gelen darbeden kaynaklandığını söyledi. Yakında bir şey cin kalmayacak Hakan'cığım. Kazayı hatırlıyor musun? Hayır. Ama şantiyeye gittiğimi hatırlıyorum. Çok tuhaf öyle değil mi? Ya neyse zamanı bırakacağız artık. Siz de benim yüzümden çok yoruldunuz. Aşk olsun Hakan'cığım. Sizle bizle konuşmasana. Yakında evleneceğiz, sen bana nasıl hitap ediyorsun? Yazık. Hafızası gitti ya ondan. Ay iyi ki hatırlattın ya. Yakında mı evleneceğiz? Ne zaman evleneceğiz? Ay hatırlamıyorsun tabii tatlım. Bu yüzden sana kızamam. İki gün sonra. İki gün sonra mı? İki gün sonra mı? Şey, Simge, sen bir saniye gelir misin? Tabii gelirim. Geliyorum hayatım. Bu evlilik işi de nereden çıktı şimdi? Bu seni hiç ilgilendirmez Volkan. Ama sence hafızası bu durumdayken bu doğru mu? Bence tam da zamanı. Bunu Hakan'a söylemem lazım. Ona hiçbir şey söylemeyeceksin. Neden? Bana engel mi olacaksın yoksa? Hani şu uğrunda ölmek üzere olduğun Belma vardı ya. Nereden çıktı şimdi Belma? Babandan sana kalan arsayı satıp o parayı Belma'ya yedirdiğini annenin bildiğini hiç sanmıyorum Volkan'cığım. Allah senden korkulursun. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? İnanamıyorum. Bu yaptığın hiç doğru değil. Hakan'a şimdi gidip gelsin anlatırsan inanma bildiklerimi annene söylerim. Hadi bakalım. Bu kadar çok mu istiyorsun Hakan'la evlenmeyi? Her şeyden çok ve buna kimse engel olamayacak. Sen bile. Dediğimi yaparım bilirsin. Öyle olsun. Bu kıza bayılıyor. Çok zeki. Şoker? Ne işin var burada senin? Ameliyat alınacak hasta mı? Evet evet ta kendisi. Ah, çok asık. Bir türlü ikna edemedim. İstersen bağlayalım. Dur. Dur dedim. Dur. Sakin ol. Sen durur musun? Aa, bu ameliyat sizin için çok önemli. Canım çırpınıp durmayın. Hayır. Aa, sakin. Hayır. Ameliyat falan olmak istemiyorum. Bırak beni. Bırak. Ben sana göstereceğim. Bana. Ah, görüyor musunuz? Şuurunu kaybetti yine. Çabuk olalım lütfen. Çabuk. Hayır. Çabuk. Hayır. Göstereceğim sana, göstereceğim sana. Seni var ya seni, seni var ya seni. Ah, Şoker. Hakan'cığım. Ay, annen nasıl oldu Volkan'cığım? Şekeri, tansiyonu iyi mi? İyi, iyi. Hakan, demek bir şey hatırlamıyorsun. Şöyle biraz zorlasan kendine. Volkan, hafızasını yoklayıp da yormayın demedi mi doktor? Haklısın. Hı? Ben şu taburcu olması için gerekli işlemleri yaptırayım bari. Çok iyi edersin. Aşkım, beni ne kadar çok sevdiğini sonra hayatımın ilk aşkı sensin dediğini hatırlıyor musun? Hayatımın ilk aşkı Hülya. Bak, hatırladın onu. Hatırladın. Hı? Tamam Volkan, tamam. Uzatma hadi. Sen git şu işlemleri yaptır. Neyse, zorlamayalım fazla. Hemşire hanım. Hemşire hanım bakar mısınız? Hemşire hanım. Hemşire hanım bakar mısınız? Allah Allah. Bir de özel hastane olacak. Kimse ilgilenmiyor canım. Nereden yapılıyor acaba taburcu işlemleri? Şimdi neler oluyor anlarız. Ne tuhaf, hiç hatırlamıyorum. Demek evleneceğiz ha? Evet ama bu kaza her şeyi berbat etti. Tabii tanımadığın biriyle evlenmek istemiyorsan o başka. Yok canım, onu demek istemedim. Günlerce bana yalvardın hemen evlenelim diye. Ama ben naz yaptıkça sen bana kızıyordun. Ah, tam ben ikna olmuşken şu hale bak. Demek çok yalvardım sana öyle mi? Hem de nasıl? Bu kadın bir canavar. Lütfen lütfen Hakan, ona inanma lütfen. Evleneceğiz tabii canım. Lütfen üzülme. Madem her şeyi düşünüp planlamışız. Canım benim. Ay! Ay! Ay canım, ay düştüm ben. Ay ben şimdi çocuklara babalarının kaza geçirdiğini nasıl söyleyeceğim?
Emre, neyin var evladım? Yok bir şey. Çocuklar gitmeyin. Gelin şöyle bir oturun. Sizinle konuşacaklarım var. Geç. Geç. Ne oldu Makbuş? Çocuklar, bakın meraklanacak bir şey yok. Sakın telaşlanmayın. Babanız bir kaza geçirmiş. Kaza mı? Nasıl yani? Ah Hakan'cığım, bana aşkını itiraf ettiğin günü hatırlıyorum da. Nasıl etmiştim? İşten döndüğümde apartmanın kapısında bir gül buldum. Az ileride bir tane daha. Sonra bir tane daha, bir tane daha. Ta dairemin kapısına kadar. Sonra kapıcıyla işbirliği yapıp da dairemi açmışsınız. Ben içeri girdiğim zaman bütün salonu güllerle kaplanmış gördüm. Sonra tekrar kapıya döndüğümde hemen oracıkta suçlu bir çocuk gibi beni beklerken buldum seni. Bütün bunları ben mi yaptım? Yok artık, daha neler. Bir şey mi dedin canım? Yok. Peki bu evlilik meselesine nasıl karar verdin? Bak gönülsüz, sen açık açık söyle, kırılmam. Hayır, o yüzden değil. Bilmek istiyorum. Aslında ben biraz beklememiz gerektiğini, işte çocukların birbirlerine alışmaları gerektiğini falan defalarca anlattım sana. Ama o kadar inatçıydın ki seni bir türlü ikna edemedim. Ah, senin bu çocuksu ısrarlarına bayılıyorum tatlım. Peki çocuklar alıştılar mı bari bu evlilik düşüncesine? Aa, tabii ki. Abini anneleri gibi seviyorlar. Ay canlarım benim. Özge de seni çoktan babasının yerine koydu bile. Asamal babacığım. Ne durumdadır acaba şimdi? Kapasana kızım çeneni ya. Yalandan ağlayıp durma. Hem o bizim babamız. Sana ne oluyor? Benim de babam sayılır. Hem ben sizden daha çok fazla üzülüyorum. Babamın hiçbir şey yok. Volkan abiyle konuştum ben. Hem taburcu oluyor ya. Olsun, yine de ben çok üzülüyorum. Bence sen kendi zenginliğine özel. Şu Nana'ya da bakın hele. Aklı sıra beni ameliyat ettirecek. Birdenbire yok olduğumu görünce hasta bakıcı herhalde şaşkınlıktan dilini yutmuştur. Ama ne yapalım? Ne haber Şöker? Nerelerdeydin? Kulla seni sorup duruyordu. Ne yapacakmış beni? Yine bir şeyler çevirmenden korkuyordur herhalde. Korksun korksun, iyidir. Peki sen ne dedin ona? Ne diyeceğim? Seni görmediğimi? Aptal var. Biraz beni idare etsene. Ben dünyada deli gibi senin için çizgi film ayarlamaya çalışayım. Ya! Sen burada beni 2 dakikada sap. Olacak şey mi? Gerçekten bana çizgi film işi mi ayarlıyorsun Şöker? Tabii ya. Ne sandın? Walt Disney ile görüşmelerimiz sürüyor. Yakında haber verecekler. Çok teşekkür ederim Şöker. Bunun üzerine artık sana Kulla'nın planlarını söyleyebilirim. Söyle bakalım. Neymiş? Kütüphanedeki şu herkesin her dakika ne yaptığını kaydeden makine var ya. İşte istediği zaman ona bakabilmek için Periler Konseyi'ne dilekçe verdi. Olamaz. Ama Periler Konseyi bunu kabul etmez. Yani etmemeli. Orası hiç belli olmaz. O zaman hemen önlemi almalıyım. Temel Reis'te bir rol olabilir. Oradaki Serfinas hiç fena değil doğrusu. Seni Şirinler'de oynatacağım. Oradaki Gargamel senin hakkından gelecektir. Gelemez. Seni var ya seni. Ne? Hay Allah'ım, bir haber de çıkmadı. İnşallah evladım iyidir. Sen onu bize bağışla ya Rabbim. Makbuş. Ay Hakan nasıl? Hiç merak etme, çok iyi. Ya Rabbim sana şükürler olsun. Dualarımı kabul ettin. Fakat Hakan geçici bir hafıza kaybı yaşıyor. Simge de fırsat bu fırsat onu evlenmeye ikna etmiş durumda. Aa, deme be kızım. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Kulina'ya akıl danışmam gerek. Makbuş, okuldan da önemli çok açılıyorum. Bu evde yiyecek bir şey yok mu ya? Olmaz olur mu kızım? Var kızım var. Dur ben sana kurabiye vereyim. Çocuklar nasıl? Çok üzüldüler tabii ama şimdi iyiler. Hı-hı. En çok ben üzüldüm. Tam 20 dakika ağladım. Aman ne güzel. Hadi canım hadi. Şu kütüphanenin yedek anahtarını yaptırmam ne iyi oldu. İstediğim gibi girip çıkıyorum.
5000 megabayt mı? Tabii, buradaki oyuncaklar gibi sıradan bir hayatım yok ki. Son derecede renkli ve harika bir yaşamım var. Burada ne yazıyor? Alt yazı. Sanskritçe, Urdu dili, Çince, Türkçe. Neyse. Sonra tek tek izlerim. Şimdi şunu ileri sakın Gelelim Hakan'ın hazin bir iş kazasına kurban gittiği ana. Evet. Bu kısmı silelim bakalım. Harika oldu. Bu kazanın benim başımın altından çıktığı kayıtlardan silindi bile. Şoker. Ne işin var burada? Asıl senin ne işin var? Kulina bazı... ama o CD'leri izlemek yasak değil mi Şoker? Ben bunu böyle açık buldum da kapatıyordum. Yalan söylüyorsun. Seni Kulina'ya söyleyeceğim. Hayır, yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorsun. Basbayağı açılmış bu. İzliyorsun, gördüm. Sana başkasının işine karışma demediler mi Serza? Ay evladım. Gir canım. Canım evladım. Gel. Otur şöyle. Ay yavaş yavaş. Otur hayatım. Tamam. Bu yastığı ay ne bakıyorsunuz koyalım. Öyle? Arkasına gel, yastık koysanıza. Bu çok da rahat. Dikilmesene al şunları. Onu da koyalım şöyle. Tamam. Evet. Rahat mısın canım? Teşekkürler. Çok rahatım. Kusura bakmayın. Size de zahmet verdim. Ne demek evladım? Burası senin evin. Hatırladın mı evini canım? Babacığım biz öyle üzün ki. Şimdi iyi misin? Sağ ol canım kızım. Senin kızın benim. Çekilsene be. O benim kızım canım. Babacığım beni tanıdın mı? Adım ne benim? Hatırlayamıyorum. Ama senin adın Özge'ydi değil mi? Evet. Annen söylemişti. Evet. Hakan senin için ne hazırlayayım? Siz kimsiniz? Ben... bir saniye Hakan'cığım. Gelsene sen benimle. Yürü. Bana bak. Hakan'dan uzak duracaksın anladın mı? Ama ben... Sakın karşılık verme bana. Bizim mutluluğumuza engel olamayacaksın. Hakan'a yaklaşırsan seni doğduğuna pişman ederim anladın mı? Ayak altında dolaşma. Senden de o makbule cadısından da bıktım be. Ama Hakan'la yakında evlenince ikinizden de kurtulacak. İşte öyle. Doktor hafızasını fazla zorlamayın dedi. Bunun yararı yerine çok zararı oluyormuş. Anladınız mı Makbule Hanım? Hakan'a yerli yersiz sorular sormayın sakın. Tamam mı? Peki kızım anladım yavrum. Bir şey sorma. Kulina. Kulina. İşler gittikçe karışıyor. Kulina kardeş. Ay Kulina. Bize yardımcı ol. Piero iyi misin? Piero. Oyuncaklar aşkına. Piero'ya ne oldu böyle? Kütüphane temizliği sırasında onu öylece yatarken buldu küçük Kulina. Yatırın. Yatırın şöyle. Bir bakayım. Nesi var acaba? Piero. Kendine gelmesi için yoğun olarak iksir tedavisi gerekecek bence. Tamam, siz çıkabilirsiniz. Kulina. Yüce Kulina, Nana sizi çağırıyor. Nana, şu anda sana yardım edemem. Piero'nun durumu çok kötü. Hadi, çıkın.
Piero. Piero neyin var? Bir şeyler yapmam lazım. İksir. İksir. Sana bir şeyler mi göstersek acaba? Volkan, sen git istersen ha? Annen merak etmesin. Yok, ben ona telefon açtım Simge. Olsun, yine de merak eder. Hem çok yoruldun sen bugün. Hadi canım, hadi. Ya Simge! Ya hadi. Hadi hayat, uğraşma sen bu işlerle. Hadi canım benim. Hadi iyi akşamlar. Biliyor musun babacığım, ben sınıf birincisiyim. Aferin güzel kızıma. Senin derslerin nasıl? Emre'yle değil mi? Fena değil. Hiç de bile çok kötü. Öyle mi? Hı hı. Hiç de değil. Daha bugün kompozisyondan 0 aldın ya. Sus be ispiyoncu. İşte kanat. Aa, Emre'cim ne kadar ayıp. Neyse hadi Özge'cim biz gidelim de baban dinlensin artık. Hadi çocuklar siz de yukarı bakalım. Aa, Simge annenizi dinleyin bakalım. Canım benim, güzelce dinlen olur mu? Yarın sabah nikah işlemleri için biraz işim var. Sonra buradayım. Kendi ellerimle bakacağım sana aşkım. Hadi kızım. Hadi evladım, odana çık da dinlen biraz. İyi olur. İyi misin? Evet. Dinlensin biraz. Merak etmeyin, her şey yoluna girecek. Ah Kulina, nihayet geldin. Nanacığım, oyuncaklar ülkesinde işler hiç yolunda değil. Piero bir kaza geçirdi. Bir an önce onun yanına dönmem gerekiyor. Babam da bir kaza geçirdi Kulina. Hı hı. Hiçbir şey hatırlamıyor. Ona da yardım edemez misin? Daha önce de söyledim size çocuklar. Ben dünyadaki hastalıkları iyileştiremem ki. Yani onun için yapabileceğimiz bir şey yok mu? Zaman her şeyin ilacıdır nanacığım. Ama 2 gün içinde Simge ile evleniyor. Eğer Hakan da Simge evlenirse bana da yol gözükür Kulina. Yani Nuna nerede kalır o zaman? Bize yardım et Kulina. Ah çocuğum, elimden bir şey gelse keşke. Ama şimdi yukarıda da işlerim var. Sonra görüşürüz. Sen ne zamandan beri burada bizimle yaşıyorsun? Kimsin? Aslında buraya gelmem biraz tesadüf oldu. Ben Makbuş'un bir akrabasıyım. Ya. Peki ben nasıl biriyim? Biraz anlatsana. Şey, nasıl desem, sen harika. Ben bakarım. Makbuş neredeydin sen? Aman evladım ne bileyim. Aktardan hafıza açmak için bir takım otlar aldım. İyi de onlar hafızasını yerine getirmez ki. Biliyorum ama ne yapabilirdim? Aman çaresizlikten ne yaptığımı biliyor muyum ben? Hoş geldin Makbuş Sultan. Aa, ne dedin sen? Hoş geldin dedim. Hayır, Makbuş Sultan dedin. Ah evladım, beni hep böyle çağırırdın canım benim, canım yavrum. Nana, bak bana Makbuş Sultan dedi. Duydum. Ondan içmek zorundasın.
Ne? Oh. İşe yaramadı. Başka bir şey denemem gerekiyor. Hoş geldin Simge. Hakan nasıl oldu? Ay gayet iyi. Hem de çok iyi. Ay Volkan dedi ki hafızasını yitirmiş, doğru mu? İyi ya. Fırsat bu fırsat. Hemen evleniyoruz. Bak. Bakayım. Bunu hemen nasıl aldı? Zaten daha önceden hazır olsun diye tüm işlemleri yaptırmıştım. Şimdi de belediyeden bir tanıdık buldum ve evlenme işlemlerini hallettim. Ay Simge, nihayet emeğine kavuşuyorsun. Ay darısı başıma valla. Nikahtan hemen sonra Matmuş'a da bir huzur evi ayarlamam lazım. Yanına ne olacak? Bana ne? Gelirken bana mı sordu? Ay Simge, nasıl bir düğün yapacaksın? Ay hazırlığa falan zaman yok, bu iş bir an önce bitmeli. Evde sade bir nikah yapacağız. Ay çok zaman kaybettim seninle konuşarak. Ver. Of, öyle çok yapmam gereken iş var ki. Hemen çıkmam gerek canım benim. Tamam, kolay gelsin canım. Ay Volkan, Simge'li Hakan evleniyormuş, biliyor musun? Hayırlısı olsun. Darısı başımıza değil mi? Maşallah. Yani şey, inşallah. Yani sizin başınıza. Yine boşa döndüm. Yok ya, darısı yok. O kadın ne yapabilir? Babamla evlenecek. Babamın hiçbir şey hatırlamaması çok fena oldu. Biz istemedikçe evlenmeyecekti. Ama o bunu hatırlamıyor. O kadın yalanlarıyla babamın kafasını karıştırdı yine. Üzülmeyin. Doktor ne demiş? Kısa zamanda iyileşecekmiş. Ama ya bu arada babam Simge ile evlenirse? Çok fena olur yani. Durun bakalım. Daha ortada düğün tarihi yok, bir şey yok. Siz öyle sanın. Ne diyorsun be? Annem belediyeye gidip bugün her şeyi halledecek. Yarın da evleniyorlar, ne haber? O kadar çabuk mu? Evet şekerim, bu geceden odanızı boşaltsanız iyi olur. Çünkü oraya taşınmakça sabırsızlanıyorum. Daha çok beklersin Şebek. Görürüz, yatılı okuldan bana kart atarsınız artık. Ben şimdi sana göstereceğim yatılı okulu. Yatılı okula falan gitmiyorum. Hey! Sence ne zaman hatırlayacak her şeyi? Ne bileyim evladım. Of, içimde böyle bir sıkıntı var. Bu kadın fırsat bu fırsat deyip imzayı attıracak vallahi. Öyle deme Makbuş. Of, soru da soramıyorum ki yorulmasın diye. Aman evladım, bir de biz sorup kafasını karıştırmayalım. Ne olur ne olmaz. Oğlum, ne oldu yavrum? Hakan, iyi misin? Çok tuhaf bir rüya gördüm. Hayrolsun evladım. Çok güzel bir balo. Herkesin yüzünde maskeler vardı. Sonra bir kız. Bir prenses. Sonra bir çiçek. Aa, saçma sapan bir şey işte. Hayır tabii ki. Beni soruyor mu? Evet ama ben durumu idare ediyorum, merak etme. Heh, aferin Gorfa. Bu arada senin film işi oldu olacak Gorfa. Çok büyük bir çizgi film yıldızı olunca beni unutmazsın artık. Yok canım, unutur muyum hiç? Etrafta dedikodu, bir olay falan var mı? Piero'nun başına gelenleri duydun mu? Yo, ne olmuş ki? Kütüphanede baygın bulmuşlar. Feci dayak yemiş birinden. Oyuncaklar ülkesinde hiç olmamış bir şey bu. Kulina gece gündüz Piero'nun başında bekliyor. Vah vah vah, pek üzüldüm. Kim dövmüş ki? Eşeğin teki olmalı. Şşt! Alçak, namussuz. Ayıp evladım, öyle deme. Hayvan! Sensin! Sana demedim canım, Piero'yu döven keçiye dedim, merak etme. Merhaba Şoker. Hiç ortalarda görünmüyorsun. Neler yapıyorsun? Hiç. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Onlar ne Kulina? Piero bir türlü gözünü açamadı. Çok fena. Mavi ormandan bu otları bulana kadar canım çıktı. Bunlar mutlaka işe yarayacak. Öyle umut ediyorum. Ya. Hemen gidip iksiri hazırlamam gerekiyor.
Şoker üf. Ya bir şey mi düşündün ya? Seni var ya seni. Ne yaptıysak hiçbir şey hatırlamıyor. Gidip her şeyi anlatsak mı acaba? Oğlum çocuklar istemiyorlar bu Simge denen kadını. Sen de vazgeçmiştin bu evlilikten. İleri bir tarihe atmıştın falan mı desek? Kafam durdu Makbuş. Şimdi böyle söylemek uygun düşer mi? Simge gelip başka bir şey söyleyecek. Adamın kafası zaten karmakarışık. E ne yapalım? Bırakalım da o cadıyla evlensin mi? Asla. Of. Şöyle tavanın arkasıyla başına şöyle bir vursam ha? Her şeyi hatırlar mı acaba? Yapma. Kıyamam ona ben. Ya evlenirlerse? Sen doğru huzur evine, ben de sokaklara. Hakan'ım tek iyi olsun da ben huzur evine gitmeye razıyım. Topla kendini Mahpuş. Hadi. Hadi. Bak gidelim bakalım içeri. Görmüşsün seni böyle. Hadi kalk. Hadi. Tamam tamam. Hadi. Bütün gün evde durmak ne sıkıcıymış. Simge de gelmedi. Bu evlilik işi nasıl olacak? Vallahi biz de bilmiyoruz evladım bu iş nasıl olacak. Alo? İyi günler müdür bey. Evet. Evet anlıyorum. Emre mi? Tamam tamam geliyorum. Hı-hı, peki. Ne olmuş? Emre ile Özge kavga etmişler. Ay yine mi? Hep böyle kavga mı ediyorlar yani? Şey evladım. Ben okula gidiyorum. Ben de geliyorum. Özge'yi merak ettim bak şimdi. Ama tövbe estağfurullah. Senin çocuğun Emre evladım. Hasta hasta çıkmasaydın. Yok yok ben iyiyim. Hadi. Odadan çıkardım. Dikkatim dağılmasın. Şu iksiri hazırlayayım diye. Umarım bu kez olmuştur. Ha, al bakalım Piero. Çok yorgun hissediyorum. Hah, işe yarıyor çok iyi. Piero sana ne olduğunu hatırlıyor musun? Hayır, hiçbir şey hatırlamıyorum. Merak etme, hatırlayacaksın. Eyvah, ya bu iksir işe yararsa? Yandım ben. Bu kaçıncı? Ne istiyorsun kardeşinden? O benim kardeşim değil. Ama olacak, olacak. Hem o bir kız çocuğu. Ayıp değil mi Emreciğim? Ama öğretmenim deliyor diyor beni ya. Sürekli gıcık. Özge kızım iyi misin? Emre beni dövdü babacığım. Bunu nasıl yaparsın Emre? O senin kardeşin. Yeter ya yeter. Ya hiçbir şey hatırlamıyorsan bunu mutlaka hatırla Hakan. O senin oğlun. Ne oldu? Babam Özge kendi kızı gibi davranıyor. Bize de üvey evlat muamelesi yapıyor. Nana, babama neler oluyor? Biraz sabırlı olmalısınız. Babanız geçirdiği kazadan ötürü bu durumda. Bir şeyler yapamaz mısın? Size söz veriyorum, her şey düzelecek. Nasıl? Bilmiyorum. Of. Hadi eve gidiyoruz. Hakan'cığım lütfen. Özge'ye yaptıklarından ötürü Emre'ye kızma. Hırçın bir çocuk o. Hep öyleydi. Başlarında bir anne olmayınca çok normal. Yaşlı bir kadınla bir hizmetçi çocuklara ne verebilir ki? Yarından sonra artık her şeyiyle ben ilgileneceğim. İnan bana sevgiyle her şey hallolur. Simge öyle tatlısın ki. Çok teşekkür ederim. Ay yarın evleneceğinize inanamıyorum. Peki her şey yetişecek mi? Herhalde.
parayı bastırınca her şey bir anda halloluyor. Bakalım size kaç yeteliğe patlayacak bu nikah. Özgeciğim sen resmine dönsene kızım. Peki anneciğim. Babam sanırım sonsuza kadar böyle kalacak. Aman Allah korusun. Hadi çocuklar aşağı inelim. Yemek hazır olmuştur bile. Sofrayı hazırlamama kim yardım etmek ister? Hiç kimse. Ben yemek yemeyeceğim. Ben de. O şapşalları görmek istemiyorum hemen. Ben de. Aa, öyle yapmayın çocuklar. Ben size söz verdim. Her şey yoluna girecek, değil mi? Bu kez işim çok zor aman ana. Siz yine de bana güvenmelisiniz. Hadi, hadi. Peki ama sadece senin hatırın için diyorum aşağıya. Aynen. Teşekkür ederim. Bak senin için. Konuştuğumuz gibi ikinci dönemden itibaren Emre'yi yatılı okula veriyoruz, öyle değil mi tatlım? Yatılı okula mı? Öyle mi konuştuk? Aa tabii, hiçbir şey hatırlamıyorsun. Bunu mu hatırlayacaksın? Senden çıktı bu fikir. Yani Emre'nin yatılı okulda okuması gerektiğini, disiplinli olmasını istediğini söylemiştin ya. Bilmem. Nasıl bilmem? El kadar çocuk yatılı okula verilir miymiş hiç? Makbule Hanım, çok oluyorsunuz ama. Üzerinize vazife olmayan şeylere burnunuzu sokmasanıza. Simge. Aslında haklıydın Hakan'cığım. Makbule Hanım'ı huzur evine yerleştirmene izin verecektim. Huzur evi mi? Evet. Kendi istemişti. Aslında sen de razı oldun. Ama benim içim el vermedi diye göndermedik. Engel oldum sana hayatım. Ama şimdi ne kadar haklı olduğunu görüyorum. Gitsin bence de. Bu kadar da fazla ama. Hayır Makbuş, gitme. Bizi bırakma. Ah canlarım. Bu kadın yalancının en önde gideni. Anneciğim, Nana bu eve iki günlüğüne mi gelmişti? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Gayet iyi hatırlıyorsun canım. Bana baksana, yalancı sensin asıl. İki gün dedin, ne zamandır buradasın. Ama yarından sonra kapının önündesin, ona göre. Hayır, Nana hiçbir yere gitmeyecek. Gidecek işte. Kes. Sana ne ya, uyuz. Yarından sonra görürsünüz. Kızım, senin lazım ona göre. Emre, yapma yavrum. Emre. Ben de yaparım ha. Çocuklar, yapmayın. Of, yap. Yeter. Yeter, kesin artık. Hava almaya çıkıyorum ben. Sen git, ben de alırım. Allah'ım, neler oluyor bana? Kafam karma karışık. Ah, bir hatırlasam. Tüm bu olanlar doğru gelmiyor bana. Hakan Bey. Siz de nereden çıktınız? Belki bu size yardımcı olur. Hadi ama. Yarın bu nikah olacak ve Simge ile aldığımız tüm kararlar uygulanacak. Ay yaşasın aşkım, seni çok seviyorum. Canım babacığım. Hayır ya, yeter artık. İnanamıyorum ya, of. Canım babam benim. Yeter ya, yeter. Yani. Göre. Biz yarından sonra çok kötü bir hayat bekliyor. Biliyorum.
çalış lütfen. Kalk artık. Emre, hadi yavrum. Giymeyeceğim ben. Ben yine evden kaçacağım. Sen bana ne söz vermiştin Yağmur? Sen de verdiğin sözü tutmuyorsun. Hani babam iyileşecekti? Emreciğim, şu an elimden bir şey gelmiyor. Ama hislerim... Hislerine güvenemeyiz. Evet, babam imzayı atacak ve bu iş bitecek. Aa, çocuklar, kızcağız ne yapsın canım? O zaman söz vermeseydi. Güya buraya bizi ve Bakmış'ı kurtarmak için gelmişti. Ama hiçbir şey yapmadı. Evet, başladığımız yere geri döndük. Of ya. Bir yol olmalı, bir çare olmalı Bakmış. Ne yapayım? Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Nikah memuru gelmedi mi? Daha yarım saat var. Millet nerede? Yukarıda hazırlanıyorlar. Ay, teşekkür ederim de bu saate kadar nasıl hazırlanmazlar canım? Neyse. Çok heyecanlı görünüyorsun. Ay, bir aksilik çıkacak diye ödüm kopuyor. Ne aksilik çıkabilir ki? Bu nikah olacak. Çok tatlısın Hakan'cığım. Şaka gibi. Yüz kere geldiğine. Yani sen benden daha mı iyi bileceksin yolu? Ama o yolda hep trafik tıkanıyordu. Heh, burada çok açıktı sanki. Tartışmayın çocuklar. Tam zamanında geldiniz. Şşt, ama yani. Ay, siz çok güzel olmuşsunuz. Teşekkür. Maşallah. Sevgili Piero, hatırlıyor musun şimdi? Evet. Evet, kendimi çok iyi hissediyorum. Sana bunu kim yaptı? Joker. Şu kütüphanenin yedek anahtarını yaptırmam ne iyi oldu. İstediğim gibi girip çıkıyorum. Bir kere de farklı bir isim duysam, bir kere de beni şaşırsan Joker. Evet. Bu kısmı silelim bakalım. Hah. Harika oldu. Bu kazanın benim başımın altından çıktığı kayıtlardan silindi bile. Hakan'ın başına gelenler de onun yüzünden. Güzel. Böylece onun sihrini bozup Hakan'ı kurtarabilirim. Eh be Joker. Elimden çekeceğim var. Babanız için çok üzülür yoksa. Üzülürsün. Hiç olmazsa bu iğrenç anı gözlerimizle görmeyelim. Yani. Ama çocuklar bu yaptığı... Ya, ya. Ay! Ay! Kulina. Aa, ay, ne oluyorsunuz ayol? Ödümü patlattınız. Seni hiç beklemiyorduk. Yazık. Oysa ben müjde vermeye gelmiştim. İsterseniz gidin. Hayır. Gel gel. Gitme. Kulina, söyle ne oldu? Her zamanki gibi tüm sorunlarımızın altından Joker çıkıyor. Ay. Yani? Hakan'ın başına gelenler Joker'in yüzünden. Olamaz. Bu şeytandan kurtuluş yok. Anlaşıldı. Ama babam biraz sonra evlenecek. Çabuk bir şeyler yap Kulina. Siz hiçbir şey yokmuş gibi aşağı inin. Ben yapacağımı biliyorum. Sana güveniyoruz Kulina. Dersin. Bak sen şu gücüre. Gel. Sana en çok güveniyoruz Nana. Seni çok seviyorum. Ya ben? Hadi öpüşüp koklaşmayı bırakın da zehirle giydiriver şunları.
Emin misin? Tabii. Geç kaldık. Ne yapalım? Geçin karşıma. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Hazırız. Bir, iki, üç. Nasıl? Müthiş. Ay nerede kaldı canım bu adam? Ay vallahi çok trafik vardı. Anca gelir. Sadece iki şahit mi olacak bu nikahta? Tabii Hakan'ın ısrarı üzerine biraz apar topar olunca kimseyi çağıramadık. Ama sen keşke anneni çağırsaydın Volkan'cığım. Yok canım. Ne işi var? Ay çocuklar nerede? Akıllarınca protesto mu ediyorlar Hakan? Merhaba Nana. Merhaba. Ah Simge ne kadar güzel olmuşsun. Özge sen de çok güzel olmuşsun. Hayret hangi dağda kurt öldü? Şaka gibi. Evladım biz hazırlığımızı yaptık. Nikahtan sonra Nana ile ayrılıyoruz. Aa olur mu Makbuş? Yani bu ne acele? İyi olur balayı dönüşü bir de sizinle uğraşmayız. Ben bakarım. Aman efendim aman. Öyle bir yoğunuz ki. Biraz geciktim. Kusura bakmayın. Evlenene canım. Geldi. Sizden sonra tam 15 tane daha nikah kıyacağım. O halde hemen oturalım memur bey. Hahay. Ben de 6. evliliğimi böyle bir aile arasında yapmıştım. Pek mi güzel oluyor efendim sade nikahlar? Ha. Ya. Gelin. Gelin. Hadi gelin. Efendim, evlilik kurumu çok mukaddes bir kurumdur. Hı hı. Aynı zamanda oldukça da zor bir müessesedir. Tabii efendim, düşünsenize aynı evde yaşarken televizyonun kumandasının kimin elinde olacağı, akşam hangi yemeğin pişeceği, kredi kartı borçları. Efendim, yok sen maç izledindi, yok ben dizi izledimdi durumları. Banyoya ilk önce kimin gireceği... Ay yeter artık. Ay bunları biliyoruz. Hadi canım kıyın şu nikahı. Efendim. Çiftimiz belediyemize evlenmek için başvurdu. Yaptığımız tetkiklerden evlenmelerine dair bir engel olmadığını tespit ettik. Aman ne güzel işte hadi. Evet. Ay. Evet. Nazmiye kızı Simge Soysel. Kenan oğlu Hakan Ertürk'ü. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. Ay ediyorum. Her koşulda ediyorum. Hadi. İşte bu kadar. Nana. Kulina nerede kaldın? Efendim. Gelelim size. Kenan'dan olma. Şükran'dan doğma. Hakan Ertürk. Peki siz. Nazmiye kızı. Simge Soyselti. İyi günde. Kötü günde. Hastalıkta. Sağlıkta. Ölüm sizi ayırıncaya değil. Karınız olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evet, ediyorum. Pirler Konseyi'nin belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Ya Nana, bu nasıl oldu? İşte bu. Ya, işte şimdi uyuttuk. Ne
Nasılsınız canım kardeşlerim? Sana ne? Sana ne? Ama bir şey unuttunuz memur bey. Bu ses de nereden geliyor? Ah buradayım. Ne unutmuşum acaba? Bu evliliğe itirazı olan var mı diye sormayı unuttunuz. Şey. Ay mesela benim itirazım var. Sen de kimsin be? Ah bir aile yakın diyelim canım. Benim kıymam gereken başka nikahlar var da. İzninizle. Ay. Aa durun canım, karpuz keseceğiz daha memur bey. Efendim şey bana dokunuyor. Nanacığım, Hakan'ın başına gelenleri şoker ayarladığı için bu iksirle onu eski haline çok rahat getirebiliriz. Hemen Hakan'ı içir şunu. Hayır nana, elimden kurtulamayacaksın. Asla insan olamayacaksın. Asla! Teşekkür ederim Kulina. Çok teşekkür ederim. Fakat onlar evlendiler. Hayır canım. Bekle de gör. Sevgili Şoker, biraz sonra olacaklar için asla pişman değilim. Bye. Nerede o densiz kadın? Hangi kadın? Ne oluyor be? Biz evlendik hayatım. Biz evlendik. Ne? Ben bakarım. İyi günler. İşte burada. Seni sahtekar seni. İşte seni yakaladık. Ne oluyor be? Atla kalın. Bir dakika bırakın onu. Daha defnere imzalarımızı atmadık biz. Ne oluyor? Zaten atsanız da bu nikah geçersiz. Atmıyor bu. Bu adam nikah memuru falan değil. Çekil. Sana be adam. Atlıyoruz sana. Dursana be. Hadi. Ne diyorum ben ha? Hadi. Düğün var kardeşim. Ne kaldırıyorsun? Hadi. Bırakın beni be. Ya, kaçıyor. Sıkılın. Hadi. 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 Çekilin üstümden. Ya biri bana neler olduğunu anlatabilir mi? Ya ben en son şantiyedeydim. Şantiye mi? İşte bu. Buyurun Simge Hanım. İsterseniz annemi de çağıralım ha. Ne dersiniz Simge Hanım? Babam geri geldi yaşasın. Ben de geldim. Ben her şeyi hatırlıyorum.